Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çam modeli paylaşmıştım kanalımda. Ondan modeli örerken bayağı bir örmüşüm. Onun için baktım, ben bunu hırkaya çevirdim. Bir çocuk hırkası yapayım diye. Bakın 81 ilme atmışım. 81 ilme ve 3,5 numara şişle. Şöyle göstermek istiyorum. 3,5 numara şişle 2, 4, 6 sıra haroşa örmüşüm. 6 sıradan sonra modelimi kurdum. Ve şimdi bakın ölçülerini vermek istiyorum. Bu 2, 2,5 yaşa kadar, 3 yaşa kadar giyilebilecek bir hırka olacak. İnşallah nasıl bir şey çıkacak bilmiyorum ama bunu ben sizinle birlikte hırka örmek istiyorum, Allah izin verirse. Bakın modelimiz çok güzel, çok hoş durdu. Bu modelimize her türlü örgülerinizi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ajurlu bir model. Onun için sizinle paylaşmak istedim. İnşallah modelimi de anlatmaya çalışayım, Allah izin verirse. Bakın şu an arka sıradayım. Arka sırada olduğu gibi düz örülüp gidiyor. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece ters örgü olarak ilmelerimizi örüp gidiyoruz. Evet, arka sıradan haroşa olarak ördüm, geldim. Şu anda ben ön yüzdeyim. Bakın kenar ilmeğimi örüyorum. 2 tane. Burada 3 tane düz ilmem var. 3 tane düz ilmeden sonra bir tane arttırıp taban kuruluşunu anlatıyorum modelimin size. Bir tane arttırıp 3 tane haroşa örüyorum. 3 tane haroşadan sonra bir ilmeği bırakıp ortadaki ilmeği, bakın şu ilmeği çeviriyorum ters olarak, yandaki ile birlikte üçünü bir edip alıyorum, üç de buraya koyuyorum. Bakın 3, 6, 9 ilmeden oluşuyor modelimiz. Arka yüzden haroşa olarak ön yüzden geldiğimiz zaman bakın şu kenardan arttırdığımızı bu orta kısımdan kesiyoruz. Aynı şekilde bakın 3, 2, 1 olarak modelimiz devam ediyor. Bakın arttırdım bir tane. Bir tane haroşa örüyorum. Ben şimdi 3, 2, 1 tane örmüşüm. Bakın şu ortadaki düz olan ilmeği çeviriyorum şu şekilde. Çeviriyorum yönünü. Tekrar şişime takıp üçünü bir ediyorum bak. Üçünü bir edip kesiyorum. Ortadaki ilmemiz düz gidiyor bakın. Bu çamın o orta kısmı düz gidiyor. Bir tane daha haroşa örüyorum. Bir tane başına atıp bakın arada kaç tane düzüm oluyor onu sayacağım size. 1 2 3 4 5. Aynı şekilde her iki modelin arası 9 tane ilmek. Bakın modelimiz 9 tane ilmeden kuruluyor. 9 tane düz örüyoruz. 9 tane düzden sonra bakın şu iki modelin arası 9 ilme. Şu iki modelin arası 9 tane düz ilmemiz var burada. Tekrar başına atıyorum bakın. Bir tane haroşa ördüm. Modelimi şu ortadaki düz giden ortası düz gidiyor. Çeviriyorum. Tekrar şişime takıp yandaki ilme ile birlikte üçünü bir edip kesiyorum bak. Üçünü bir ettim, kestim. Yanda bir tane daha haroşa ördüm. Bakın 3, şurada 9 olan ilmem şu anda 3'e düştü. Tekrar başına atıyorum ve aradaki ilmelerimi düz olarak örüyorum bakın. Şu boşlukları örüyorum. Şu an şu boşluklar örülüyor. İnşallah örüp geleceğim. Modelimin sonunda bakın örgümün sonunda bir tane yarım modelim var. Bu yarım modeli ise başına atıyorum yine bir tane haroşa örüyorum. Bakın ikisini bir edip ikisini bir kesiyorum. Üç kesmem gerekiyor ya şurada şu orta kısımda üç kesiyorum ama burada iki kesiyorum.
kenar ilmeğimi örüp dönüyorum. Evet, şimdi benim bu hırkamın boyu geldi. Ben koltuk keseceğim. Koltuk kesmeye göstermek istiyorum size. Koltuk geldiği için bakın boyu 31 santim oldu. Şöyle tam 30 santim oldu. Pardon, tam 30 santim. Bakın şu şekilde göstermek istiyorum. Tam 30 santim oldu. Enine kadar acaba, bir de enine bakayım inşallah. Eni 33 santim olmuş. Bayağı geniş olacak. Şimdi ben burada koltuk kesmek istiyorum. Hırka yapacağım için kollu bir hırka olacak inşallah. Acırlı bir 2,5-3 yaşa kadar bir kız çocuğuna hırka yapacağım. Bir, iki, iki, üç, bakın 4 tane ördüm. 4 tanesini yani kestim. 4 tane ilmek kestim bakın. 1, 2, 3. Şimdi bu arka sırayı haraş olarak örüp gideceğim. Evet, arka sırayı ördüm. 4 tane de ilmek kestim. Şimdi ön yüzdeyim. Tekrar 4 ilme de bu sağ taraftan keseceğim inşallah. 1, 2, 3, 4 ilme. 4 ilmeği kestim. Bakın bir tane düzüm oldu. Başına bir tane atıyorum. Bakın bu ortada 3 tane ilmem kalmıştı ya. Orayı ilmemi çeviriyorum. Üçünü bir kesiyorum. Tekrar başına atıyorum. Bakın şu an modelim tamamlanmış oldu. Ve tamamen ilmelerimi düz olarak örüp gidiyorum. Tekrar aynı şekilde diğer modelimi de tamamlayıp diğer, bakın öbür tarafı arka taraftan kesmiştim. Bu tarafı düz yüzden kestim. Koltuk koyuyorum ha. Şimdi bir tane başına attım. İlmelerime 3 ilme kaldığı için 3, 2, 1 ve komple kesiyorum bak. Bu şekilde çam modelim tamamlanmış oldu bak. Evet. Şimdi örüp geleyim inşallah. Evet. Şu anda 2 tane kesiyorum. 4 kesmiştim. İlk etapta 4 kesmiştim. Şu an 2 tane kesiyorum bakın. 2 kestim. Yine örüp dönüp geldiğimde 2 tane daha keseceğim. 2 de öbür baştan keseceğim. Evet, örüp geldim. Şimdi tekrar modelimin hem yerlerini değiştireceğim. Hem de kesintimi yapıyorum. Bakın 2 tane kestim. Diğer seferde 1-1 olarak 8 tane ilme keseceğim. Bakın 2 tane kestim. Şu 2 ilmeği de keseceğim. Gidip gelip keseceğim. Bakın şimdi, evet, bakın modelimizi bir tanesini yaptım, başına attım. Şu an 1, 2, 3, 4, 5. Bakın şu 5, 6, 7, 8, 9 tane düz örüyorum. 9 tane düzden sonra bir tane başına atıyorum. 3 tane haraş örüyorum. Ve
bir tane ilmeğimi ters çevirip üçünü bir edip kesiyorum. Bak, üçünü bir ettim, kestim. Şu anda bunun üçünü bir edip kesemem çünkü kesme koltuk kısmına geldi. Bunu yarım olarak götüreceğim. İkisini bir kesiyorum. Diğerine bakın haroş olarak örüyorum. 1 2 3 4 tane ilmem var burada. Dördünü dördüm. Şimdi arka sıraya geçtim. 4 kestim, 2 kestim. Şimdi 2 tane de bir keseceğim. Bakın. 2 tane de bir kesiyorum arka yüzden. Şimdi buradan bir tane kestim. Örüp geleceğim. Bir tane de buradan keseceğim. Tekrar örüp geleceğim. Bir tane buradan keseceğim. Örüp geleceğim. Bir tane de buradan keseceğim. Bakın. 4 2 1 1. Toplamda 8 tane 8 ilmek keseceğim koltuk kısmında. Bu arka kısım olduğu için çok oyulmasını istemiyorum. O yüzden 8 tane ilme buradan 8 de buradan keseceğim ve 16 tane ilme kesmiş olacağım. Şu koltuk kısmıyla omuz başı 12 santim oluncaya kadar bakın şöyle 12 santimim kaça denk geliyor? 10 santim de örebilirim. 10 santim örüp bakın kaç 1 2 3 tane modelime denk geliyor. Şu şekilde sayarsak 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 tane modelime denk geliyor. Bundan sonra boyun oyuntusunu yapacağım. Boynuna oturmaması için oyuntu yapacağım. İnşallah o zaman ben size göstereceğim. Dediğim gibi bu hırkayı inşallah beraber öreceğiz. Elimden geldiğim kadar ona gayret edeceğim. Şimdilik burada videomu bitirmek zorundayım. Örecek olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olup beni destekleyip beğeni atmayı unutmayın. Hayırlı günler diliyorum. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, ben hırkamı örmeye devam ediyorum. Bakın 1 2 3 4 5. modelimdeyim. Çam modelimdeyim. Ve ölçmek istiyorum şimdi. Bakın şuradan ölçüyorum. Tam 11 santim olmuş. Oyuntum gördüğünüz gibi tam 11 santim olmuş. Onun için şimdi yaka oyuntusunu inşallah boyayacağım. Onu göstermek istiyorum. Hırka yapıyorum. Hırkamıza inşallah devam edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şimdi arka sıradayım. 2, 4, bir ilme de burada var. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şu anda yakada omuz için 20 tane ilme ördüm. Şurada 4 1 kesmiştim. 4 2 1 1 8 tane ilme kestim bakın. Tam 8 tane ilme kestim. Bu 8 ilmemiz bakın. Bak çok güzel bir kol oyuntusu verdi arka için. Ve şimdi omuzu oyacağım. Kalan ilmemiz 8 burada. 8 de orada. 16 tane ilme var. 16 tane ilmeği 81 ilmeden çıkartıp bu geriye kalan 65 ilmeği dur bakayım 60 evet 65 ilmeği 3'e böleceğim. 3'e böleceğim. Şu omuz başlarında 20 kalıncaya kadar boyayacağım.
Şu anda 20 tane kaldı. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 25 oldu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 ilme de burada var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Ortada kalan kaç ilmem kaldı? Dur bakayım. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane ilmem var burada. 10, 11 tane ilmem var. Burada bu 11 ilmenin ben 2 tane daha örmek istiyorum. Bakın 2 burada, 2 de burada. 2, 4, 6, 7 tane ilme kalsın istiyorum ortada. Bu 7 ilmeği, bakın bu 7 ilmeği birlikte keseceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 tane ilme var. 7 tane ilme kestim ben. Şurada bir ilmem daha olması lazım. Geriye kalan ilmeleri arka ters olarak ters yüzden örüp gideceğim. Evet. Şimdi ben burada 4-5 tane ilmek keseceğim. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ilmek kestim. Evet. Şimdi ise 3 tane keseceğim. Örüp geldim. Bakın 1, 2, 3. Evet, 3 tane kestim. Şimdi tekrar örüp sıramı tamamlayıp döneceğim inşallah. Evet, şimdi de bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 tane kaldı. Bir tane kestim. 1, 2, 3, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Evet, 20 tane ilmem kaldı. Bakın. Şurada. Şöyle göstermek istiyorum size. Bir kesintim olmuştu. 1, 2, 3. Evet. Şurada bir ilmem daha var. Model koyduğum için. Yaka öreceğim için yuvarlak yaka olmasını istiyorum hırkamın. Onun için oyuntunun geniş olmasını istiyorum ki çocuğumuzun bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, şöyle 17, 18 ve 19 ilmem olmuş. Bakın 19 ilmem olmuş.
Şu kadar da şey girse bayağı geniş bir omuzumuz olacak. Bir tane daha keseyim de 18 kalsın. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Evet, 19 tane ilmeğimiz oldu. Bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Evet. Omuzda 19 tane ilmeğimiz oldu. Bu 19'u şimdi ben 3'e böleceğim. Kesme işlemini tamamladım. Evet. Şimdi şu şekilde ben bunu 3'e alacağım. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Burada 6 tane ilmeği öreceğim. Bakın 1, 2, 3. Dört, beş, iki, dört, beş, altı, yedi. Evet. Tekrar şu örmüş olduğum bir ilmeği, bakın boş olarak örmeden alıyorum. Ve burayı ben başa kadar örüyorum. Bak. Evet. Şimdi bu sırada 7 ilmeğe, bakın 7 ilmeği örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ilmeği ördüm. 6 ekleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada 2, 4, 6 tane ilmeğim kaldı. Ve tekrar geri dönüyorum. Bakın bir tane ilmeği örmeden boşalıyorum. Diğer ilmeleri bir bir tekrar aynı şekilde örüyorum. Buradaki örmemin amacı yaka, şu yakanın derinliğini verebilmek. Bir de omuz düz çıksın istemiyorum omuzumun. Bu sırada tamamını öreceğim bakın. Tamamını keseceğim. İpimi öbür tarafa bağlayıp alıp diğer omuzumu birebir aynısını yapacağım. Şuradaki şu başa geleyim. Diğer taraftan keseceğim çünkü şu şekilde gidiyorum bakın. Ve sizlere göstermek istiyorum. Burada İlmelerinin tamamını keseceğim. Evet. Gördüğünüz gibi hem omuz şeyim kesmeme hem de kol oyuntumu bakın şu yaka oyuntusunu görüyorsunuz değil mi? Yaka oyuntumu yaptım. Bu üçe bölmemin sebebi de
Omuzumuz düz olmadığı için o yüzden güzel şöyle üçgen gibi dursun diye buraya bir açı vermek istedim. Onun için kestim bu şekilde. Şimdi ipimi takıp diğer tarafa aynı şekilde aynı işlemi 5, 3, 2, 1 ve 19 ilmeğe düşünceye kadar keseceğim. Evet. Evet arkadaşlar, diğer yakanın diğer kısmını da ördüm. Her iki tarafı da kestim, tamamladım. Arka taraf tamamlanmış oldu. Bakın çok güzel harika olacak inşallah. Ben şimdi bakın sol döşü de başlamak istiyorum. Başladım sol döşün. 47 tane ilme attım. 81 ilme olduğu için bu 81 ilmeği ikiye böldüm. Artı kenar bantı koydum. Bu kenar bandını da şimdi ben sol döşe örüyorum. Sol döşe ördüğüm için şu kenar kısmına bakıyorum. Bakın burada bir tane yarım motifim var. Ben bunu buna denk getireceğim. Bakın. Şu motifimi yarım bir motif koyacağım. Modelimi buradan kuracağım. Buraya ise bak modelimi buraya kuracağım. Yarım bir motif yapmak istiyorum buraya. Bu motifim burada tamamlansın. Denk gelsin motifler birbirine. Ve şurada güzel bir görüntü olsun. Yanda bir abeslik bir yarım bir ütüm olarak gözükmesin. Onun için modeli korken dikkat edin. Ben şu şekilde koymak istiyorum şimdi Allah izin verirse. Bismillah. Bir tane kenar ilmeğimi örüyorum. Bu dikiş için olacak. Bakın ilmeğimi çeviriyorum. Yönünü çevirip iki tane kesiyorum. İki tane kestim. Üç tane ilme örüyorum burada. Bir, iki, üç. Başına bir tane atıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Bakın. İki, dört, altı tane haroşa attım. Altı tane haroşa attım. Şu koltuk kısmından o yan dikişin olduğu yerde modelimi kuruyorum. Yan dikişte modelimi kuruyorum. Bakın yarım bir tane motif kurdum. Çam modelini kurdum yarım olarak. Şimdi 9 tane ilme atıyorum. Tam modellerimi yapacağım. 2, 4, 6, 8, 9 tane. Şimdi başına bir tane atıyorum. 3 tane ilme örüyorum. Bakın 1, 2, 3 tane ilme ördüm. Bakın şu ilmeği değil bir ilme atlayıp diğerini ters çeviriyorum. İlmelerimi 3 edip kesiyorum. Bakın kestim. 3 tane ilme daha örüyorum. 2, 3. Başına atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Başına bir tane atıyorum. 1, 2, 3 tane ilme örüyorum. Bakın bir tane atlayıp ikinci ilmeğiyle birlikte şu iki ilmeği bakın. Şu iki ilmeği yönünü çeviriyorum. Bunu tekrar şişime takıp üçünü bir ediyorum. 2, 4, 6, 7. Bunu ikisini bir yapıyorum. Bakın ikisini bir yapıyorum. Çünkü burada yarım motif oluşacak. Tam motif oluşmayacak. Burada dur bakayım. 1, 2, 4, 6, 7. İki tane ters öreceğim. Evet.
Buraya komple karıştırıyorum. Evet. Arkadan ise ilmelerin tamamını haroşa olarak örüp geleceğim. Evet. Şimdi ilmemi çevirdim. İki ilmeği bir edip kestim. İki tane haroşa ördüm. Başına attım. Ve ilmelerimi örüyorum bak. 9 tane olmuştu. Arada 9 tane düz ilme örmüştüm. Şimdi bu düz ilmelerim 11 tane olacak. Bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane oldu. Tekrar başına atıyorum. 2 tane haroşa örüyorum. Tekrar şu ilmeği çeviriyorum bak. Diğer ilmeği de bir ediyorum. Bir, iki. Başına atıyorum. Tekrar burada 11 tane ilme öreceğim. Kenar bandımın yanında da bir tane yarım motifim oluştu. O yarım motifimi de bakın yine başına atıyorum. Bir, iki tane haroşa örüyorum. Çevirerek bunun ikisini bir kesiyorum bak. İkisini bir kesiyorum. Bundan sonra tamamını haroşa olarak örüp gidiyorum. Çünkü burası kenar bandım. Düğme dikeceğim inşallah buraya. Önce sol döşü diktim ki örüyorum ki düğme dikebileyim, düğme yerlerini ayarlayayım diye ilk önce sol döşü yapıyorum. Arkada ise tamamen haroşa örüyorum. Bu kenar bantlarını haroşa yaptığım zaman yani ters ördüğüm zaman bunların tamamını 6 sırada bir, 5 sırada bir gidip geliyorum. Çünkü çekme oluyor kenarı. O yüzden ben her 6 sırada bir mutlaka bir sıra örüyorum. Tekrar dönüp örüyorum. O zaman kenarımız çok muntazam ve güzel duruyor. Evet. Evet. Tekrar ön yüzdeyim. Arka yüzden ördüm. Bakın. Bir tane başına atıyorum. 3, 2, 1 olmak üzere modelimiz böyle devam ediyor. Şimdi tekrar aynı şekilde bakın ilmelerimi kestim. Bir tane haroşa ördüm. Başına atıyorum bir tane. Arttırıyorum yani. Örmeme devam ediyorum. Bu şekilde koltuğa kadar öreceğim. Koltuktan sonra koltuğu koyduktan sonra inşallah yakasını yuvarlak yaka olarak simit yaka olarak düşünüyorum ama dediğim gibi bu hırkam tamamen doğaçlama olacak. Nasıl bir şey çıkacak ben de bilemiyorum. İnşallah emeğim zaya gitmez, güzel bir şey örerim. Altı, yedi. Dediğim gibi şu kenar bandını mutlaka siz şey yapın. Her 6 sırada bir gidip gelin ki büzme olayı olmasın. Evet, modelimi tamamlayacağım. İlmemi çeviriyorum bakın. Ve ikisini bir örüyorum. Şu anda çamım tamamlandı. Son sıram. Modelin kurumunu da göstermiştim. Bir tane atıyorum. Bu sıramı öreceğim. Bu sıradan sonra arkadan örüp geleceğim inşallah. Arkadan örüp geldikten sonra şu ara boşluklara modelimi kuracağım. Bakın.
Son kez göstermek istiyorum. Başına atıyorum ve ilmeği çevirip üçünü bir kesiyorum. Üç tane ilmeğim kaldı. 9 ilmeğiyle başlamıştım şurayı. Bakın 3, 6, 9, 3, 2, 1 ve tamamını keserek bitiriyorum modelimi. Tekrar başına atıyorum ve şurada şu ara boşluğumu tamamen örüyorum. Arka sırayı örüp geldikten sonra şimdi buralara model kuracağım tekrar. Evet. Arka sıramı tamamladım. Şimdi ön sıradayım bakın. Şurası tam 5. ilme. Şu ortadaki ilmeği saymıyorum. Onun yanından 2 3 4 tane ilme bakın düz olarak örüyorum. 2 4 4 ilmeği düz örüyorum. Başına atıyorum. 3 tane bakın 1 2 3 tane haroş örüyorum. Bir tane bırakıp ikinci ilmeği çeviriyorum. İkisini bir çeviriyorum ilmelerin. Tekrar takıyorum. 3 ediyorum ilmeğimi bakın. 1 2 3. Üçünü bir kesiyorum. Tekrar buradan 1 2 3. Bakın 3. Bu 3'ten sonra bir tane arttırıyorum. Şurada 4 tane ilme olacak. Bakın 1 2 3 4. Bir de şu sürekli giden var. 4 5 bakın. 5 4 de burada var. 9 ediyor. 1 2 3 4. Bakın düz ilmelerimiz 2 4 6 8 9. Bu 9'dan sonra başına atıyorum, bir tane örtüyorum. 1 2 3 tane haroş örüyorum. Birini bırakıp diğer ikinci ilmeği ikisini bir edip bakın şu ikisini bir ediyorum. İkisini birlikte çeviriyorum yönünü. 3 ilmeği bir edip kesiyorum şöyle bak. Üçünü bir düze çevirip düz şekilde kesiyorum. Tekrar 1 2 3 tane bakın 1 2 3 başına atıyorum. Buradan 1 2 3 4 5 6 7 tane düzüm var burada. Modelim yarım olduğu için 2 4 6 7 tane de kenar bandı için ayırdığım haroşalarım var. Bunu örüyorum. Arkadan tamamen örgümüz ters olarak yani haroşa olarak örülüyor. Evet. Koltuğa kadar bu şekilde geleceğiz. Şöyle göstermek istiyorum. Kaç tane motif yapmışız koltuğa kadar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Şu şekilde sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane haroşa örmüşüz. 13 tane çam yapmışız. Ama tek tek saydığımız zaman bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane örüp koltuğu koymuşuz. Evet arkadaşlar, öğrenecek olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Ben önünü bitirdiğim zaman diğer videomuzda buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma da abone olun lütfen. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum.